Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilemez? Yerleştire yerleştire gidelim. Şıkları okuyalım önce. A. bakta ağzından çıkarmak. B. Ağız açtırmamak. C. Ağzını açıp gözünü yummak. D. Ağzı kulaklarına varmak. Okuyalım. Ağız sözcüğü Türkçe'de pek çok deyim içinde kullanılır. Örneğin nokta 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 deyimi çok sevinmek. Yani ağzı kulaklarına varmak. Buraya D diyelim. D'yi eledik. Nokta nokta deyimi öfkeyle sonunu düşünmeden ağzına gelen bütün ağır sözleri söylemek demek e, demiş arkadaşlar. Ağzını açıp gözünü yummak gelir. Buraya da C geldi. Nokta nokta deyimi ise açık söylemekten kaçındığı bir sorunu sonunda açıklamak anlamında kullanılır. Yani baklayı ağzından çıkarmak. Buraya da A gelir. Hangisi açıkta kaldı? B. Ağız açtırmamak. Cevabımız Bursa. Alihan, Selma, Kerem, Gül ve Mustafa adlı öğrenciler 6. sınıfın hemen tablomu oluşturuyorum. A, B, C şubelerinde okumaktadır. Güzel. Alihan, Mustafa ile bunlar birlikte. Selma ise Gül ile aynı şubede okumaktadır. Selma da Gül ile birlikte olacak. B şubesinde okuyanlar arasında Gül de vardır. B'ye Gül dedim. E Gül varsa burada ne de olacak arkadaşlar? Selma ile birlikte okuduğu için Selma da olacak. Yazdım. Diğer öncülüme bakıyorum. Bu öğrencilerden ikisi A, ikisi B, biri C şubesinde okumaktadır. B doldu. Başka kişiyi alamam. C'de bir kişi, A'da iki kişi okuyacakmış. Alihan ile Mustafa aynı yerde okuyacağı için... Alihan ve... Mustafa A'da okur. Geriye ne kaldı? Kerem kaldı. Kerem de C'de okur. Buna göre hangisi söylenemez demiştir. Yani diye sormuş bize. A Mustafa B şubesinde okumaktadır. Hayır Mustafa A şubesinde okuyor. Dolayısıyla cevap Adana şıkkı arkadaşlar. Yanlış olanı söylenemeyecek olanı soruyor bize. B'ye baktım. Selma ve Kerem farklı şubelerde okumaktadır. Evet Selma B'de Kerem C'de okuyor. Dolayısıyla B'yi eledim. C'ye baktım. Kerem C şubesinde okumaktadır. Evet Kerem C'de okuyor. Eledim. D'ye baktım. Gül ve Alihan farklı şubelerde okumaktadır. Alihan A'da Gül B'de okuyor. Bu da doğru. Cevabımız A şık. Neden sonuç cümlelerinde yargı yapılma nedeniyle verilir? otobüsü kaçırdığı için okula geç kaldı cümlesinde okula geç kalma eyleminin nedeni otobüsün kaçırılması diyor. Buna göre cümlelerinin hangilerinde neden sonuç ilişkisine yer verilmiştir? Bakalım. Bir, yüksek not aldığından çok sevinçliydi. Yüksek not alması nedeniyle diye söyleyebiliyor muyum diye bakacağım böyle sorularda söyleyebiliyorum. Yani neden sonuç cümlesiymiş bir olmayanlar gitti. İkiye baktım bilgisayarı bozulduğu için tamire vermiş. Bunu şöyle yapabilir miyiz? Bilgisayarının bozulması nedeniyle bilgisayarını tamire vermiş. Evet, yani neden sonuç cümlesiymiş bu. İki de olacak cevapların arasında. Üç, bizimle neden görüşmediğini bilmiyorum. Burada neden sonuç söz konusu değil. Dörde baktım. Kütüphaneye gitmek üzere evden ayrıldık. Bu da amaç sonuç cümlesi arkadaşlar. Cevabım bir ve iki neden sonuçtur? A şıkkı. Düşünmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde tasarlamak e, anlamıyla kullanılmıştır? A) Yarın gireceği sınavı düşünüyor. Burada gerçekten düşünmek anlamında kullanılmış. Aklına gelmek, elelemek. B) Sorunu çözmek için bir yol düşündük. Burada bulmaya çalıştık anlamında. C) baktım akşam yola çıkmayı düşünüyorum. Burada bir tasarı söz konusu, planlama söz konusu. Yani akşama çı çıksam benim için iyi olacak. Evet bu akşam çıkacağım gibi bir plan yapıyor. Dolayısıyla tasarlamak anlamı C'de verilmiş. Bu sorunun cevabı C. D'ye de bakalım. Ee, konunun tüm detaylarını düşünmüşler. Burada tüm detaylarını e, alternatifleri e, ne yapmışlar e, belirlemişler. Bunlar bunlar bunlar. Olabilir gibi bir ifade yapmışlar demek ki arkadaşlar. Yani D'yi de eledim. Tasarlama söz konusu değil. Tasarlama sadece C şıkkında var. Cevabımız C. Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarlamaz Bakalım bu hafta dünyanın çeşitli şehirlerinde konserlerden tiyatroya, sergilerden kitap fuarlarına birçok etkinlik sanat severleri bekliyor. A. Bu hafta dünyada pek çok konser verilecektir. Konserlerden demiş. Dolayısıyla çıkarılabilir. Birden çok konser. B. Bu hafta dünyanın çeşitli illerinde farklı etkinlikler yapılacaktır. Evet, farklı şehirlerde farklı etkinlikler. Diyor. Dolayısıyla e, bu da doğrudur. Çıkarılabilir. C. Bu hafta birden fazla etkinlik sanatseverlerle buluşacaktır. Evet, zaten onu kastetti. D'ye baktım. Bu hafta aynı günde birden fazla sergi gezilebilecektir. Bakın. E, sergilerden diyor. Tamam birden çok sergiyi kastediyor ama bu hafta dediği zaman aynı günde birden çok sergi demek istemiyor. Bunu kastetmiyor. Dolayısıyla D çıkarılamaz. Bu sorunun cevabı Denizli sevgili arkadaşlar. Bu metinde aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmamasından kaynaklanan yazım yanlışı vardır. Bakalım. Ahlamışlar köyünden. Bakın burada ee, köy kelimesinin küçük yazılması lazımdı çünkü ben ahlamışlar dediğimde ahlamışlar köyü aklıma geliyor zaten ee, yani şöyle belki hiç bilmeyen birinin aklına gelmeyebilir ama ilgili olan kişilerin aklına hemen bu köy gelecektir dolayısıyla köy kelimesi özel isme dahil değildir yani Bizim B'deki kuralımıza aykırılık söz konusu. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözcükler, sözler küçük harfle başlar. Ama burada büyük harfle başlamış. Cevabım B. A'da yer adları büyük harfle başlar dedi. Bununla ilgili bir yazım yanlışı yok. C'de yer adlarının da ikisinden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar dedi. Bakıyorum. Deli Nehri demiş. <laughs> bununla ilgili bir yazım yanlışı yok. Doğru yazılmış. Eledim. Mahalle Meydan Bulvar Cadde sokak adlarında geçen Mahalle Meydan Bulvar Cadde sokak kelimeleri büyük harfle başlar demiş. Bakalım. Bununla ilgili zaten bir kullanım söz konusu değil. Dolayısıyla bununla ilgili bir yanlış da yapılmamış. Cevabımız Bursa Şıkkı'dır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük çekim eki almamıştır? Okuyalım. Eklendiği sözcüğe değişik anlamlar katan ancak ondan yeni sözcükler türetmeyen eklere çekim denir. Bunlar kelimelerin sonuna getirilerek cümle içinde diğer kelimelerle anlam bağlantısı kurmalarını sağlayan eklerdir. Kendi başlarına bir anlam ifade etmezler. Çekim ekleri kelimelerin cümle içinde zaman yön aitlik tekil ya da çoğulluk gibi anlamları üstlenmelerini sağlar dedi. Çekim eklerinin tanımını verdi. Hangisi çekim eki almamıştır diyor. Bakalım. A da yanında derken nerede olduğunu bildiriyor. daha çekim eki. B'ye bakayım. Ödevlerin demiş arkadaşlar. Burada kimin ödevleri? Senin ödevlerin, onun ödevlerin. Yani onun ödevlerini diyemeyiz tabi ama senin ödevlerin deriz. Veya burada bir çokluk var. Çekim eki zaten. Gitti. C'ye baktım. Sevgi demiş. Sevmek köküne gi yapım eki gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla burada çekim eki yok. Yapım eki var. Yeni bir sözcük türetilmiş. D'ye baktım. Yaratıcı drama derslerine. Bakın çokluk eki var. Çekim eki var. Gitti. C şıkkı. C şıkkındaki alt çizili sözcük çekim eki almamış aslında arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Türkçe'de larlar eki Lar, ler eki cümleye yaklaşık benzerlik, çoğulluk, aile gibi anlamlar katar. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde lar, ler eki cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? A. Defterleri toplayıp yeşil çantasına koydu. Çokluk anlamı katmış. Buraya C dedim. B. Doğa gezimizde güzellikler keşfettim. Çokluk anlamı katmışlar. Ç koydum. C koydum. C'ye baktım. Yarın akşam Gamze'lere gideceğim. Burada Gamze'nin ailesini kastediyor. Aile diyelim. Aile anlamı katmış. De kırmızı elmalardan. Bakın elmalar çokluk anlamı katmış. Dolayısıyla buraya da C şey dedim. O zaman cevabım C arkadaşlar. Yarın akşam Gamze'lere gideceğim. Aile anlamı katmış. Diğerlerinde çokluk anlamı katmış. Farklı bir anlam katan e, cümleyi arıyordum ben. Cevabımız C. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Önce şıklara bakalım. A) Gökyüzünün mavi görünmesinin nedenleri, B) Gökyüzündeki gök cisimleri, C) Gök cisimlerinin hareket yönleri, D) Gökyüzünün oluşumu. Hemen bakalım. Güneş ışığı beyaz olmasına rağmen içinde pek çok rengi barındırır. Biz bu renkleri bir prizmadan geçirdiğimizde ya da gökkuşağı oluştuğunda görebiliriz. İşte güneşten gelen bu beyaz ışık dünya atmosferinde yol alırken birçok parçacıkla çarpışarak saçılır. Saçılmanın miktarı ışığın dalga boyuna bağlı olarak değişir. Gökyüzünün mavi görünmesi güneşten gelen farklı renklerdeki, dalga boylarındaki yani ışığın farklı oranlarda saçılmasının sonucudur. Güneş gökyüzünde yükseldiği zamanlarda güneşten gelen kısa dalga boylu mavi ışık daha uzun dalga boylu renklere göre çok daha fazla saçılarak her yöne dağılır ve bu durum gökyüzünün mavi görünmesine sebep olur dedi. Bakın son cümlede zaten vurdu direkt. Mavi görünmesine sebep olur gökyüzünün diyor. Yani mavi görünmesinin e, sebeplerini anlatmış gökyüzünün arkadaşlar. Cevabım A. Gökyüzünün mavi görünmesinin nedenleri adına. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) şiirin düşünceleri anlatmak amacıyla yazılmayacağına, B) bazı şairlerin şiir yazarken zorlandığına, C) şiirin tanımının zor yapıldığına, D) şiir dilinin günlük dilden farklı olduğuna bakalım. Şiir tanımı zor bir türdür. Şiirin pek çok tanımı yapılmıştır. Tanımı zormuş. Yani C'yi söyledim. C gitti. Bu tanımlar şiiri daha iyi anlamaya ve ondan zevk almaya yardımcı olmaz. Güzel. Bunlar çoğunlukla yapıldıkları dönemin şiir zevk anlayışını yansıtır. Şiirde kelimelerden çok bunların nasıl kullanıldıkları önemlidir. Güzel. Şiir dili günlük dilden ayrıdır. Bakın D şıkkını söyledi, D'yi eledim. Şiirde konu değil, konunun işlenişi önemlidir. Yani devam edelim. Şiirde düşünceler yer alabilir ancak şiir bazı düşünceleri anlatmak için yazılmaz. Bazı şairler şiirin ne olduğunu şiirleriyle anlatmak istemişlerdir. Burada ben A'yı da eliyorum. Şiirin düşünceleri anlatmak amacıyla yazılmayacağını yani hisleri anlatmak amacıyla yazılacağını söylüyor. Yukarıda A'da gitti. Ama e, şiirin tanımı zordur demişti bize. Bazı şairlerin şiir yazarken zorlandığını söylemedi. Buna değinmedi. Cevap Bursa. Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında İstanbul 412.707 kişiyle en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla bakın çoktan aza doğru sıralayalım. İstanbul sırasıyla Ankara ve İzmir takip etmiş. Buraya Ankara dedim. Buraya İzmir dedim. Bakın şöyle bunlar gitgide azalıyor. Devam ettim. En çok göç alan iller ise sırasıyla... 6856 kişiyle Ardahan, 10202 kişiyle Bayburt. Pardon, bunlar en az göç alan iller ve 11.806 kişiyle Tunceli oldu. Bakın bunları da çoktan az sıralamaya devam edelim. En son nerede kalmıştık? İzmir'de. İzmir'i neydi? 147.000'deydi. Bundan sonra ne gelir? 11.000 yani Tunceli. İzmir'den sonra hop Tunceli gelecek. Ee, ondan sonra ne gelecek? Bayburt gelecek. Sonra ne gelecek? Ardahan gelecek. Yani bakın hepsi yukarıdan aşağı sıralama verilmiş arkadaşlar. Benim sıralamam İstanbul, Ankara, İzmir, Tunceli, Bayburt ve Ardahan olacak. Bakalım aşıkkına. İstanbul, Ankara, İzmir, Ardahan demiş. Ardahan sonda olacak. Ortada değil gitti. B'ye baktım. Göç alım oranları diyor çünkü. Ankara, İzmir, İstanbul demiş. Ankara ile başlamış. İstanbul'la başlayıp Ankara ile devam edecekti. Yanlış. Eledim. Bakıyorum C'ye. İstanbul, İzmir demiş. İstanbul, Ankara, İzmir diye sıralanacak. Dolayısıyla bunu da eledim. D'ye baktım. Tam benim yaptığım gibi bir sıralama. İstanbul, Ankara, İzmir, Tunceli, Bayburt, Ardahan. Yani cevabım D şıkkı arkadaşlar. Aşağıda noktanın bazı işlevlerine yer verilmiştir. Bakalım. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Bazı kısaltmaların sonuna konur. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konulur. Buna göre nokta aşağıdakilerin hangisinde bu işlevlerin dışında kullanılmıştır? Bakalım. D'ye baktım. D'den başladım. İkinci olmuşum derken sıra bildirmek için yani üçüncü özelliğe göre verilmiş. Buraya D yazdım. Gitti. C'ye baktım. Avukat Bayhan Bey derken avukat e, kelimesinin kısaltılması için kullanılmış. Yani bazı kısaltmaların sonunda konur dedim. Buraya C dedim ve eledim. B'ye baktım. 17 0 17 12 2024 T yeni bir kitabı daha çıkacakmış diyor. Bakın burada gün, ay, yıl arasına koymuş tarihleri yazarken o zaman dördüncü ee, özelliğine alakalı buraya B dedim gelelim A'ya saat 7.15'teki otobüse yetişmemiz gerekiyor 7.15'te derken saat ve dakikayı birbirinden ayırmak için onların arasına konmuş Dolayısıyla yukarıda verilen özelliklerden biri değil bunların dışında cevabım Adana bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir İnsanları birbirinden farklı kılan en önemli özellik hedefleri doğrultusunda ne kadar emek harcadığıdır. Daha küçük yaşlardan itibaren hedefleri olup bu hedeflere ulaşmak için çok fazla çaba sarf eden insanlar her zaman fark yaratırlar. Bir işi ne kadar istersen o kadar çok çalışırsın. Ama ben zekaya da inanırım. Çünkü akıllı insanlar çalışmanın ne kadar önemli olduğunu herkesten çok bilirler. Mesela bir öğrenci zeki olduğunu düşünüp çalışmazsa hiçbir yere varamaz. Yani zeka ve çalışkanlık birleşirse kıymetlidir diyor. Ama çalışırsa çok iyi yerlere varır. A. Çalışmak başarmanın yarısıdır. Tam olarak bu değildir. B. Çalışmaktan vazgeçmemek sonunda başarıyı getirir. Zekadan da e, nasiplenmesi gerektiğini söylemişti. B'yi de eledim. C. Zeki olmak başarıya atılan büyük bir adımdır. Yani ben bugün zeki olacağım diye bir şey söz konusu olmayacağı için bu da söz konusu olamaz. D'ye baktım. Zeka ile çalışmak el ele verdiğinde başarı kaçınılmazdır. Tam da bizim aradığımız cevap budur arkadaşlar. Tek başına zeka yeterli değildir demek istiyor. Cevabımız denizi Birinci metin ve ikinci metin söz konusu. Bu iki metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Bakalım. Birinci metin, içimizde sonsuz çalkalanan deniz, e, gülümseyen yüzü kaderin bize, yıldızların altın bahçesindeyiz, ebediyetinle geldik diz dize. İkinci metne bakıyorum, kararsızlık bir konuda karar verememe ya da seçim yapamama olarak tanımlanabilir. Kararsızlıkta neyin ya da hangisinin daha doğru olduğu konusunda bir sonuca varamama söz konusudur kararsız kişilerin kafaları sürekli kararlarının yanlış olabileceği, yanlış yaparlarsa sonradan pişman olacağı ve sorumluluğunu taşıyamayacağı düşünceleri ile meşguldür. Bu düşüncelere sıklıkla kaygı ve korku da eşlik eder. Bakalım birincisi bir şiir, ikincisi bir düz yazı arkadaşlar. Hangisi söylenemez demişti? A. Birinci metinde sözcükler gerçek anlamıyla, ikinci metinde ise mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Şimdi Sanat eserlerinde mecaz anlam kullanılır ama e, bilgi vermeye dayalı metinlerde mecaz değil, gerçek anlamlar kullanılır. Dolayısıyla bu tam tersi olacak. Birinci metinde sözcükler mecaz anlamıyla, ikinci metinde ise gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır. Yanlış olan, söylenemeyecek olan A. B'ye bakalım. Birinci metin şiir, ikinci metin düz yazı biçiminde yazılmıştır. Doğru, zaten bunu söyledim. C. Birinci metinde duygular, evet şiirde duygular. İkinci metinde ise öğreticilik yani düşünceler ağır basar. Evledim, doğru. D, birinci metindeki mecazlı söyleyişleri. ikinci metinde ise bilgilere yer verilmiştir. Aslında birinci, e, ya, affedersiniz aslında A şıkkının düzeltilmiş hali D şıkkı. Dolayısıyla doğrudur, söylenir, değildir. eledim. cevap A. Bu görsellere göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi 2 numaralı çizim aşamasına ait olabilir? A. İlk olarak yan yana gelecek şekilde üçer daire çizip bu dairelerin ortasına ve aşağı kısmına doğru daha büyük bir daire çizin. Bu birinci ifadenin yani buraya A dedim. B'ye baktım. Çizdiğiniz büyük dairenin en altına 4 minik ayak ekleyin. Bu hangisi olabilir? 3 olabilir. Buraya B dedim. Gitti, gitti. Ben ne hangisini arıyorum arkadaşlar? 2 numaralı çizma arıyorum. C. Ayakların tırnaklarını çizdikten sonra hortumun dişlerini ekleyip e, iki küçük göz kondurun. Bakın dişler ve küçük gözler dört de var buraya. C dedim. C dedim. D'ye bakıyorum. Çizdiğiniz büyük dairenin ucundan aşağıya doğru kıvrılan bir hortum çizin. Bakın e, Hortumu hortumu burada çizmiş. Dolayısıyla burası ne olur arkadaşlar? D şıkkı ikinci görsel. D şıkkı ikinci iki numaralı çizim aşamasına hangi ait olabilir demişti. Cevabımız D bu soru için sevgili arkadaşlar.